Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Şimdi kaldığımız yerden, yani örnek sorularımızdan devam ediyoruz. Demiş ki yukarıdaki verilerden hangisinde atmosfer basıncı, yani açık hava basıncının etkisi vardır? Şimdi suya batırılan kılcal cam borunda suyun yükselmesi, zaten adı üzerinde kılcal cam boru da diyor. Yani kendiliğinden değil, zaten bu üst tarafta açık hava basıncı etkiliyor, buraya da açık hava basıncı etkiliyor. Yani burada bir basınç farkı yok ama burada yükselmenin sebebini işte adezyon kohezyon etkisiyle, yani kılcallık etkisiyle, yani burada atmosfer basıncının bir etkisi yoktur. Su dolu bir bardağın ağzına kağıdı kapatıp ters çevirdik. Evet, ama ne yaptı? Su dökülmedi. Niye dökülmedi? Çünkü suyun burada içeriden yaptığı basıncı dengeleyen dışarıdaki kimdir? Açık hava basıncıdır. Yani burada açık hava basıncının, yani atmosfer basıncının etkisi vardır. İçi su dolu ağzı kapalı su kabının vanasını açtığımız zaman suyun akmaması. Yine aynı şekilde vananın bu tarafını etkileyen su basıncı var. Ama akmamasını sağlayan dışarıdaki kimdir? Açık hava basıncıdır. Açık hava basıncı içerideki su basıncından eşit veya daha büyükse ne yapmaz? Sıvı akışı gerçekleşmez. Dolayısıyla burada da açık hava basıncının bir etkisi vardır. İçi su dolu şişenin ters çevirdiğimiz zaman yüksekliğin artması. Şimdi bu yüksekliğin artmasının açık hava basıncıyla bir etkisi yok. Buradaki yükseklik niye artıyor? Sıvı aynı sıvı aslında. Hacim aynı hacim. Ama kesit alanı daralıyor. Kesit daraldığı için aynı hacimde ne olacaktır? Yükseklik değeri artacaktır. Dolayısıyla burada açık hava basıncının hiçbir etkisi yoktur. Bu normal sıvının belli bir hacmin olmasından dolayıdır. Şekil 1'de karton kutunun içindeki hava boşaltılınca karton kutunun şekildeki büzüşüp yapıştığı gözlemleniyor. Bunun sebebi ne? Sen burada içerideki havayı pipet yardımıyla çektiğin zaman ne olacak? Bunun dışına etkeden açık hava basıncı var. İçeride de açık hava basıncı vardı. Birbirini dengeliyordu. Ama sen içerideki havayı boşaltınca içerideki hava basıncı azaldığından dolayı ne yapacak? Dışarıdaki açık hava basıncının etkisiyle bu yan yüzeyler ne yapacaktır? İçe doğru çökmeye başlayacaktır. Ne ile açıklanabilir? Açık hava basıncının varlığıyla açıklanabilir. Havada da Pascal prensibi uygulanır. Şimdi Pascal prensibi neydi? Sonuçta basınç sıvılar, akışkanlar üzerine etkilen basıncı ne yapıyordu? Temas etti, her yere iletiyordu. Burada Pascal prensibine bakarsak sonuçta açık hava basıncı ne yapıyor? Temas ettiği bütün yüzeylere iletilmiş oluyor. Yani bir etkisi var mıdır? Vardır. Havanın kaldırma kuvvetiyle bu olayın hiçbir alakası yoktur. Kutunun içine ve dışındaki basınç farkı kutunun büzülmesini sağlamıştır. Evet, yani 1, 2 ve 4 bizim cevabımız olacaktır arkadaşlar. Açık hava basıncının P0 olduğu bir ortamda yapılan deneyde SS2S kesitli borulardaki yükselmeleri soruluyor. Üst taraflarda gaz kalmadığını varsayacağız. Şimdi arkadaşlar, bu borudaki sıvının yükselmesini sağlayan buradaki neydi? Açık hava basıncıydı. Dolayısıyla burada açık hava basıncı ne yapıyor? Açık hava basıncı şu içerideki sıvı basıncına eşit oluyor. Sıvı basıncı da HDG idi. Yani o borunun ince, kalın olması, yamuk durması, düz durması ile alakalı değildi. Sadece sıvının derinliği, yani yüksekliğe bakıyorduk. Dolayısıyla açık hava basıncı buradaki HDG sıvı basıncı eşit olacaksa, sıvılar aynı sıvı olduğu için, ortam aynı ortam olduğu için, aynı ortamda açık hava basıncı etki ettiği için hepsindeki yükseklikler ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorundadır. Yani H1, H2 ve H3 birbirine nedir? Eşittir deriz. Denge durumunda bulunan şekil 1'deki içi dolu gaz kaba aynı gazdan aynı sıcaklıkta bir miktar daha ilave ediyoruz. Buna göre şimdi yalnız burada ne var? Esnek zar var. Esnek zarın özelliği neydi arkadaşlar? Esnek zarın özelliği iç basınç dış basınca neydi her zaman? Eşit. İçerideki dışarıdaki basınç açık hava basıncı. O zaman içerideki gazın basıncı da nedir burada? Açık hava basıncı da eşittir. Sen içeri gaz ilave ediyorsun. Dolayısıyla içerideki basıncı arttırıyorsun ama basınç artınca da bu sefer denge bozuluyor ve esnek zar dışa doğru esnemeye başlıyor. Ve tekrar dengeye geldi. Dengeye geldiği zaman dışarıdaki basınç P0 ise içerideki gazın basıncı da yine ne olmak zorunda? P0'a eşit olmak zorunda. Yani biz burada içerideki gaz basıncını ne yapmadık aslında? Değiştirmedik. Molekül sayısını arttırdık. Basınç arttı ama molekül sayısı artınca da hacim artarak tekrar onu tekrar eski değerine geri düşürmüş olduk. Yani basınç her zaman dışarıdakine eşit oldu. Şekillikte gaz basıncı artmıştır. Hayır, gaz basıncı artmadı. Her zaman P0'a eşit. Gazın molekül sayısı artmıştır. Evet, içeri gaz ilave ettiğimiz için molekül sayısı artmıştırdı. Şekil 1'deki gazın basıncı açık hava basıncından azken şekildeki açık hava basıncından büyüktür. Hayır, esnek zarın özelliği zaten nedir? İç basınç dış basınca eşittir. Yani buradaki gaz P0'dan küçük olsaydı o içeri doğru esnemeye devam ederdi zar. Veya buradaki büyük olsaydı dışa doğru esnemeye o eşitlik sağlanacak kadar devam ederdi. Sistem dengede olduğuna göre her iki durumdaki basınçlar nedir? Açık hava basıncına eşittir. Yani doğru olan ifademiz yalnızca 2 olacaktır. Şekildeki düzenekte cam burada sıvı yüksekliği H kadardır. Buna göre H yüksekliği nelere bağlıdır? Şimdi sistem dengedeyse zaten denge şartımız tabandaki basınçlara eşittir. Aynı sıvıdan aynı yüksekliğe çıkarsak şu noktadaki basınçlarda ne olacak? Eşit olacak. Buraya basınç yapan kim? Açık hava basıncı. Buraya basınç yapan kim? Yukarıdaki gazın basıncı artı sıvının basıncı. Yani burada nasıl bir eşitlik yazacağız? P0 eşittir. O tüpün içindeki gazın yaptığı basınç artı HDG'lik sıvı basıncı. O zaman bize H neye bağlı diyor. O zaman sıvının cinsini değiştirirsem D'yi değiştirmiş olurum. Özkütle yoğunluk değişirse H değişir.
Ortamın sıcaklığını değiştirmem ne işe yarar? Açık hava basıncını da etkileyecektir veya içerideki gaz basıncını etkileyecektir. Yani bağlıdır. Açık hava basıncına bağlıdır. Borun üstündeki gazın basıncına bağlıdır. Yani bu ifadelerden hepsine nedir? Bağlıdır. Burada bağlı olmadığı şey nedir diye sorarsanız, oradaki tüpün kalınlığı, kest alanına bağlı değildir. Veya işte dik veya eğik durmasına bağlı değildir. Yukarıdaki gazın basıncı değişmemek şartıyla tabii ki. Hangisi gerçekleşmesinden öncelikle basınç etkilidir? Deniz seviyesinde su ile bir dağın zirvesindeki suyun kaynama sıcaklığının farklı olması. Kaynamayı etkileyen faktörler içinde basınç var mıydı? Vardı. Sonuçta gaz haline geçince moleküller birbirinden uzaklaşıyordu. Basıncı arttırırsak o kaynamayı ne yapıyorduk? Zorlaştırıyorduk. Dolayısıyla burada basıncın etkisi vardır. Buzlanmış bir yolun tuz serpilmesi, serpilen kısmının buzun tuz serpilmemiş kısmındakine göre daha öncelmesi. Şimdi buradaki tuz serpmek arkadaşlar nedir? İçine katkı maddesi koyarak erime noktasını değiştirmektir. Yani erimeye basıncın da etkisi vardır ama saflığın da etkisi vardır. Biz burada saflığı bozarak erimeyi noktasını değiştirmiş oluyoruz. Yani basınçla alakalı değildir aslında bu. Havası çekilen plastik boş şişenin büzülmesi. İçerideki havayı vakumla çektiğimiz zaman dışarıdaki açık hava basıncının etkisiyle ne yapacak? Büzülecek. Yani büzülmeyi sağlayan nedir? Dışarıdaki basınçtır, açık hava basıncıdır. Yani basınç etkili olan nedir? 1 ve 3'tür arkadaşlar. Torricelli deneyinde açık hava basıncı P0 olarak ölçüyor. Açık hava basıncı nerelere bağlıdır? Açık hava basıncını etkileyen faktörler nelerdi arkadaşlar? Açık hava basıncı sadece deniz seviyesi olan yüksekliğe bağlıydı. Bir de havanın işte nemine, sıcaklığına bağlı olarak değişiyordu. Dolayısıyla sıvının öz kütlesi neyi etkiler? Oradaki H'i etkiler. Açık hava basıncını etkilemez. Mesela sıvının öz kütlesini azaltırsam H artar. Öz kütleyi artırsam H azalır. Ama P0 değişir mi? Hayır, P0 değişmez. Borunun kalınlığı zaten hiçbir şey değiştirmez. Deneyin yapıldığı yüksekliği değiştirirsem açık hava basıncını etkilemiş olur. Çünkü atmosfer basıncı niye bağlıydı? Üzerindeki atmosferin ağırlığına, gazların ağırlığına bağlıydı. Dolayısıyla deneyi daha yüksekli yaparsam üzerindeki gaz ağırlığı, atmosfer ağırlığı değiştiği için değişecektir. Ortamın sıcaklığını değiştirirsem evet yine ne yapacaktır? Değiştirecektir. Cevabımız 3 ve 4 olacaktır. İçinde helyum gazı bulunan esnek balon serbest bırakılıyor. Buna göre zamanla, şimdi helyumun öz kütlesi havanın öz kütlesinden büyük, küçük olduğu için ne yapacak bıraktığımız zaman? Bu yukarı doğru yükselmeye başlayacak. Yukarı doğru yükseldikçe üzerine etkilenen açık hava basıncı ne yapacak? Açık hava basıncı azalacak. Açık hava basıncı azaldığı için esnek balon bu. İç basınç dış basıncı eşittir. Dışarıdaki basınç azaldıkça, yani havaya doğru yükselmeye devam ettikçe ne olacak? Dışarıdaki basınç azaldığı için bu balon daha da şişmeye başlayacak. Daha da şişecek, daha da şişecek. Ha, bir süre sonra artık şişecek yer kalmayacak. O esnekliğini bozduğu için patlayacaktır. Zamanla o zaman helyum gazının basıncı azalır mı? Evet azalır, çünkü içindeki balon ne yapıyor? Şişiyor. Çünkü içerideki helyum gazının basıncı dışarıdaki atmosfer basıncına eşit. Yukarı doğru yükseldikçe atmosfer basıncı azaldığı için helyum gazının basıncı da azalır. Helyumun öz kütlesi azalır mı? Öz kütle, kütle böyle hacimdi. Kütle değişmiyor ama balon giderek şiştiği için, hacmi arttığı için öz kütlesi azalır. Hacmi artar mı? Evet hacmi de ne yapar? Artar. 3 ifade de bizim için doğrudur arkadaşlar. Açık hava basıncının olduğu bir yerde kurulan şekil 1-2'deki düzenekte sıvı yükseklikleri H1-H2'ymiş. H1-H2 birbirine eşit olmadığına göre. Şimdi açık hava basıncının olduğu yerde niye bunlar farklı olabilir? Belki bu sistemler farklı ortamlarda olabilir. Yani buradaki açık hava basıncı ile buradaki Y'yi yükselten açık hava basıncı farklı. Bir deniz seviyesindedir, biri farklı bir yükseklikte. O yüzden yükseklikler farklı olabilir. Tüplerin kesit alanı ne yapmaz? Onu etkilemez. Sonuçta buradaki P0 neye eşit olacaktır? İçerideki işte HDG'lik sıvı basıncına eşit olacaktır. Varsa belki bir de tüpün içinde gazın basıncına. Dolayısıyla kesit alanında bir işimiz yok. Kullanılan sıvıların öz kütleleri farklı olabilir. Belki birinin öz kütlesi D'si büyüktür, H'i küçüktür. Diğerinin D'si küçüktür, H'i büyüktür olabilir. Tüplerin içinde hava kalmış, yani yukarıda ekstra bir de gaz basıncı işin içine girmiş olabilir mi? O da olabilir. Yani bunun sebebi ne olabilir? 1, 3 ve 4 olabilir arkadaşlar. Şekil 1-2'de kaplarda saf su vardır. Bu kaplardaki K'nın dosyası 90 derece, L'deki su 92 derecede kaynıyor. Şimdi o zaman 90 ve 92 derecede kaynıyorsa kaynama noktalarının farklı olmasının sebebi nedir? Dışarıdaki basınçtır. Bu adam daha yüksek sıcaklıkta oluyorsa demek ki buradaki basınç, yani L'nin üzerine etkilenen açık hava basıncı K'nın üzerine etkilenen açık hava basıncına göre daha fazladır. Çünkü basınç arttıkça kaynama zorlaşırdı, gaz haline geçmesini zorlaştırmış olurduk. O zaman L'deki basınç K'nın üzerindeki basınçtan daha fazla olacak. K kabın ısıtıcının gücü, L kabın ısıtıcının gücünden küçüktür. Isıtıcının gücünün, yani o bilim zamanında verdiği ısı miktarı, ısı enerjisinin miktarının farklı olması, kaynamayı daha kısa sürede veya daha uzun sürede olmasıyla alakalıdır. Daha yüksek sıcaklık veya daha düşük sıcaklık olmasıyla alakası yoktur. Yani sen bir ocağın altına kısıp koyarsan tencereyi, suyu, o da 100 derecede kaynar ama altı kısıkken ne olur? O 100 dereceye daha uzun sürede ulaşır.
Altını açarsan gene 100 derecede kaynar ama ne yapar? Daha kısa sürede olur. Yani o kaynama ya ulaşma süresini etkileyecektir. K kabındaki suyun kütlesi L kabındaki suyun kütlesinden büyüktür. Kütle de ne, yine ne yapar? Kısa veya uzun sürede. Yani bir cezveye su koydun, bir de tencereye su koydun. E ne yaptın? E su miktarları farklı. E tencere, cezvedeki daha çabuk kaynayacaktır. Kütlesi az olduğu için onu ısıtmak daha kolay olacaktır. Ama yine 100 derece 100 derece olacaktır. K kabı deniz seviyesinin yüksekliği, L kabı deniz seviyesinin yüksekliğinden fazladır. Şimdi K kabı o zaman K'nın üzerindeki basınç farklıydı. Açık hava basıncı etkiliyordu kaynama noktasını. Dolayısıyla buradaki basınç daha az olduğuna göre demek ki daha yüksektedir. Yani sebebi nedir? Yalnızca 3'tür arkadaşlar. Hangisinde açık hava basıncı etkisi de meydana gelir? Cam yüzeyi veya mermer yüzeyi vantuzlu askının tutulması. Şimdi vantuzda ne vardır? Vantuzun iç yapısına baktığın zaman şöyle bir vantuzumuz var işte şurada. Ona baktığın zaman şu içi nedir? Boştur. Sen onu yapıştırırsın. Yapıştırınca içerideki havayı boşaltırsın. İçerideki hava boşalttığı için ne olur? E bunun şu dış kısmını etkileyen açık hava basıncı vardır. E içeride ise hava olmadığı için ne yapacak? Onu dengeleyen bir şey kalmadığı için o basınçla oraya ne yapar? Yapışır. Yani burada açık hava basıncının etkisi vardır. Bir cismin dünyadaki ağırlığı aydaki ağırlığından fazla olmasa o yer çekimiyle alakalıdır. Yani dünyanın veya ayın uyguladığı kütle çekim kuvvetiyle. Yani orada açık hava basıncının bir etkisi yoktur. Denizlerden yükseklerdeki suyun kaynama sıcaklığının deniz seviyesine göre daha da düşmesi, evet, üzerindeki açık hava basıncının azalmasından dolayıdır. Yani açık hava basıncının etkili olduğu sistemler 1 ve 3. sistemlerdir arkadaşlar. Düdüklü tencereye yemekler daha kısa sürede pişiyor. Niye? Çünkü kaynama daha geç oluyor. İçeride basınç fazla olduğu için kaynama sıcaklığı artıyor. 100 derece değil de 130-140'larda kaynıyor ve daha sıcak ortam olduğu için daha çabuk pişiyor. Sıvıların üzerindeki basınç artarsa kaynama noktası artar. Evet, bununla alakası vardır. Düdüklü tencere kaynama olayı çabuk olur. Hayır, tam tersine, kaynama olayı daha geç olur. Çünkü basınç arttığı için daha yüksek sıcaklıklara çıkması lazım. Daha yüksek ısı verdiği için kaynama olayı çabuk olur. Hayır, daha yüksek ısı vermiyor orada. Isıyı yine aynı veriyoruz. Daha yüksek sıcaklıkta olduğu için yemek daha çabuk bitiyor. Yani bunu açıklayan sebep nedir arkadaşlar? Yalnızca birdir deriz. Sıcaklıklar eşit özdeş K ile buzları iki farklı ortamda bulunuyor. K'nın bulunduğu ortamda açık hava basıncı arttırılıyor. E ben buradaki basıncı arttırırsam, şimdi arkadaşlar buz eriyince hacmi ne yapıyordu? Buz eriyince hacmi küçülüyordu. O zaman ben basıncı arttırmakla da bunun hacmini küçültmek istiyorum. Dolayısıyla erimeyi kolaylaştırırım. Yani erime noktasını düşürmüş olurum. Yani 0 derece değil, eksi 4, eksi 5'ler denir. Dolayısıyla aynı ortamda olduğuna göre, aynı sıcaklıkta olduğuna göre ne olacaktır? O zaman burada erime kolaylaştığı için K buzu daha çabuk erimeye başlayacaktır. O zaman K buzun erime noktasını değiştirmez. Hayır, değiştiririz sonuçta. Basınç artıyor. Basıncın artması erime noktasına etkiler. K buzun erime noktası düşer. Evet, basınç arttığı için erime kolaylaşacak. Çünkü bu eriyince hacmi küçülen bir maddeydi. Erimeyi kolaylaştırmak demek daha düşük sıcaklıklarda bile erimesi demektir. K buzu L buzdan daha çabuk erir. Evet, erime noktası düştüğü için ne yapacaktır? K buzu daha çabuk eriyecektir. Yani cevabımız 2 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki derste devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.